Soner Yalçın, Kürt diasporasının SEVR istemesi şaşırtıcı değil, İngiliz kuklaları dün neler yaptı? Tarih, 6 Mart 1923 Lozan müzakereleri konusunda mecliste muhaliflerin hezeyanından bıkan Atatürk dedi ki, siz meseleyi kendi hayallerinize göre düşünüyor, şekil veriyor, hüküm veriyorsunuz ve öyledir diyorsunuz. Muhaliflere yönelik Atatürk'ün bu tespiti bugün bile hala geçerli. Atatürk, muhalif vekillerden sakin olmalarını sürekli istese de dinleyen olmadı. Arkadaşlar, mevzu bahis olan mesele cidden mühim ve naziktir, bu meseleyi asabiyetle görüşmek gayrı caizdir. Onun için bütün arkadaşlarımı sükuta davet etmek cüretinde bulunacağım. Muhalifler için yarıda kesilen Lozan müzakereleri aslında araçtı, barıştan sonra kurulacak iktidara sahip olmak istiyorlardı. Bu sebeple asıl hedeflerinde kurtuluşun önderi Atatürk vardı. Meclis görüşmelerini engellemek için yapmadıkları kalmadı. Atatürk'ün üzerinde ehemmiyetle durduğu ve Lozan müzakeresinin kesilmesine sebep olan tam bağımsızla engel kapitülasyonlar konusu üzerinde muhalifler pek durmadı. Boğazların emniyeti meselesinde ısrarcı olmadılar. Üzerinde durdukları neredeyse tek konu vardı, Musul. Dışişleri Bakanı İsmet Paşa, Lozan'a 14 maddelik hükümet talimatıyla gitti. Bunlardan biri Irak sınırıydı, Süleymaniye, Kerkük ve Musul livaları istenecek. 20 Kasım 1922'de başlayan Lozan Barış Konferansı'nda Musul konusu 6 gün sonra gündeme geldi. İsmet Paşa ile İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Curzon baş başa, Irak sınırını konuştu. İsmet Paşa, Musul'u istedi. Curzon reddetti tartıştılar. İsmet Paşa, konferansta da Musul vilayetini isteyeceğini söyledi. Körzon, kesinlikle reddedeceğini tekrarladı. Musul konusu İsmet Paşa ile Lord Körzon arasında karşılıklı muhtıra vermeye kadar uzandı. İngilizler, Musul'dan petrol payı vermeyi teklif etti. İsmet Paşa, bizim için Musul vatan meselesi, İngiltere için petrol meselesidir, yanıtını verdi. Lozan Konferansı'nda İsmet Paşa uzun konuşmayla Musul'un Türkiye'ye geri verilmesini istedi. Tezini şu nedenlere dayandırdı: etnografik nedenler, siyasal nedenler, tarihi nedenler, coğrafi ve ekonomik nedenler, askeri ve stratejik nedenler. İsmet Paşa, Başbakan Rauf Bey'e gönderdiği telgrafta özetle Musul konusunda büyük çarpışma oldu. Benim uzun konuşmama Körzon cevap verdi ve işi Milletler Cemiyeti'ne yollamayı önerdi. Musul'un geri verilmesinde ısrar ettim. Durum ciddidir, dedi. Ardından Atatürk'e yazdı, son derece bunalımlı bir gün geçirdik. Musul için savaş günü. Çok yorgunum. Üç gün uyumadım. Musul'u düşündüm. Müttefikler, Lozan'da, Türk heyetine ağır bir barış antlaşması projesi sundu. Reddedilince kızgın Körzon apar topar Londra'ya gitti, konferansa ara verildi. Musul'un Lozan'da çözülememiş olması meclisteki muhalifleri harekete geçirdi. Son 11 yıllık savaşta eline silah almamış sivil muhalifler savaş çağrıları yaptı, süngüyle alalım. İngilizlerin silahı varsa bizim de imanımız var. Atatürk dedi ki, harp mecburi ve hayati olmalıdır. Gerçek düşüncem şudur, harbe götürünce vicdanımda azap duymamalıyım. Öldüreceğiz diyenlere karşı, ölmeyeceğiz diye harbe girebiliriz. Lakin milletin hayatı tehlikeye maruz kalmayınca, harp cinayettir ordumuzu yürüteceğiz, Musul'u bugün alacağız dersek bu mümkündür. Fakat Musul'u aldığımızı müteakip muharebenin hemen son bulacağına kani olamayız. Sonuçta Musul meselesi Lozan'da müzakere dışı bırakıldı. Türkiye ile İngiltere 12 aylık süreçte anlaşmazsa, sorun milletler cemiyetine götürülecekti. İngiltere ile İstanbul'da 19 Mayıs, 5 Haziran ve 6 Ağustos 1924'te 3 toplantı yapıldı. İngilizler Musul'u vermeyi bırakın, Hakkari'yi istedi. İngilizler sorunu Milletler Cemiyeti Konseyi'ne götürdü. Bir gün sonra Hakkari bölgesinde Nasturi ayaklanması çıktı. İngiliz uçakları Nasturi isyancılarına havadan destek verdi. Milletler Cemiyeti 20 Eylül 1924'te Musul'u görüşmeye başladı. Türkiye Musul'da plebisit oylamayla çözüm istedi. Milletler Cemiyeti Komisyonu, 13 Şubat 1925'de Musul bölgesindeki halkın Türkiye'ye mi, Irak'a mı katılmak istediğini anlamaya çalıştığı sırada Doğu Anadolu'da arkasında İngilizlerin olduğu Şeyh Said isyanı başladı. Bu ayaklanma, İngilizlere yaradı, Musul Türkiye'den koparıldı. Sadece petrolden %10 pay verildi. Onu da ödemediler. T. Özal yıllar sonra bu haktan vazgeçti. Kars, Ardahan ve Hatay'ı tek kurşun atmadan anavatana katan, Boğazlar sorunun halleden Atatürk, Musul'un alınmasını İnönü'ye vasiyet etti. İkinci Dünya Savaşı buna fırsat vermedi. Soner Yalçın. TV.com